konuşma benimle abla! Duruşmanın aydınlığa kavuşabilmesi için tanık Mithat Başaran'a bazı sorularım olacak. O Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yemyeşil gözleri, sıcacık bakışları, sade ve asil duruşuyla milyonları etkilemesi için başka bir şey yapmasına gerek yoktu. Duru güzelliğiyle masalardaki güzel kadındı o. O sinemaya erken başlamış ama çok da erken bir yaşta bırakmış bir oyuncuydu. Yeşilçam'ın belki de en şanssız kadınıydı. Yıldızının parladığı, filmlerin aranan oyuncusuyken erotik film furyasına kurban gitmemek için henüz 23 yaşındayken sinemayı bırakmak zorunda kalır. Onurum paradan daha değerliydi çünkü diyecekti Itır Esen oyunculuğu bırakırken. Utanmaz herif! Kardeşimi çiğner kaçarsın değil mi? Vicdansız! Itır Esen Aralık 1956 tarihinde İstanbul'da Türk sinemasının büyülü dünyası içinde hayata gözlerini açtı. Itır Esen'in babası Türkiye'nin tanınmış seslendirme sanatçılarından biri olan Hayri Esen'di. Edison, Engin Çağlar, Ayhan Işık, Kartal Tibet, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, İzzet Günay, Murat Soydan, Tanju Korel, Aytaç Arman, Müjdat Gezen gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin sesi olmuş bir ustadır. Buyurun oturun efendiler. Sağ olun Defterdar Bey. Itır Esen babasının ünlü bir isim olmasının verdiği konforla huzurlu bir çocukluk geçirdi. İlkokuldan başlayarak ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladı. Sanata olan merakı hem ailesinin sanatla iç içe olmasından hem de kendi yaratıcı zekasından kaynaklanıyordu. Itır Esen zeki, akıllı ve çok yönlü bir çocuk olarak tanındı. Yetenekleri çok küçük yaşlardan itibaren dikkat çekiciydi. Bu muazzam yetenek sadece Itır Esen'in kendi başarısını değil, aynı zamanda Türk sinemasının altın çağını belirleyen, bir dönemin içinde büyüdüğü Yeşilçam'ın zirvesine ulaşan bir ailenin parçası olmasını da beslemişti. Liseden mezun olduktan sonra Itır Esen'in hayali konservatuvar eğitimi almaktı. Ancak babasının konservatuvar okumasına izin vermemesi, Itır'ın bu hayalinden vazgeçmesine neden oldu. Ancak hayat Itır Esen'e bambaşka kapılar açacaktı. Ertem Eğilmez, Adile Naşit, Münir Özkul gibi usta isimlerin hocalık yapacağı bir ortamda bulunma fırsatını yakaladı. Itır Esen konservatuvarda eğitim almamış olabilir. Ancak bu deneyimli isimlerle çalışma şansı buldu. Itır Esen'in konservatuvar hayali suya düşmüş gibi görünse de içine kapanık bir genç kız olmasına rağmen başka bir yolda ilerleme kararı aldı. Ankara'ya gitmek için babasının onayını alamayan Itır hayalinin peşinden koştu. Koşmaz bile kendi yolunu seçti. Foto model olarak kariyerine başladı ve ilk adımlarını attığı dönemde Milliyet gazetesinde yayınlanan bir fotoğrafı güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekmesine neden oldu. Plaj güzeli seçilmesiyle birlikte film teklifleri ard arda gelmeye başladı. Babasının sinema dünyasında etkin olması, Itır Esen'in kariyerinin şekillenmesine büyük bir katkı sağladı. Ancak hayatındaki ilk büyük fırsat Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu dizisinin uyarlanmasında Bihter karakterini canlandırmak üzere geldi. Bu ölümsüz eser olan Aşk-ı Memnu dizi olarak uyarlanacak ve dizinin en önemli karakteri olan Bihter'i de Itır Esen oynayacaktı. Bu Itır Esen için muhteşem bir başlangıç olacaktı eğer usta yönetmen Halit Refi araya girmemiş olsaydı. Halit Refi Itır Esen'i görür görmez kendisine Bihter'in üvey kızı Nihal karakterini uygun görmüş Adnan Ziyagil'in biricik kızı olmuştur. Bihter rolü için hem genç hem de sinemada yeni olduğu için toydu. Bihter rolünü ise Müjde Ar kapmıştı. Dizinin başrollerinde ise Salih Güney, Itır Esen, Müjde Ar, Neriman Köksal, Şükran Güngör, Çolpan İlhan, Suna Keskin gibi usta oyuncular vardı. Dizinin tutmama riski yoktu. Bu muhteşem 6 bölümlük televizyon dizisi Itır Esen'in hem adını hem de güzelliğini tüm Türkiye'ye duyurmasına yetip de artmıştı. Artık yolu açıktı. Hemen ardından içimizi ısıtan, sıcacık ruhumuzu ferahlatan Bizim Aile filmi geldi. Ferit'in biricik aşkı, Yaşar Usta ve Melek Hanım'ın uğruna mücadele ettiği kızdı. Ne kadar güzel bir ailemiz var değil mi? Öyle. Hepsini o kadar çok seviyorum. Ben de. Filmi izlerken hepimiz bir ailenin kendi saadetleri için nasıl savaştığına tanık olduk. Itır Esen bu filmde oynadığım için, bu oyuncularla oynadığım için çok şanslıyım. Ertem Eğilmez hayatımıza çok güzel bir şekilde girmişti der. Çok üzgün görünüyorsun. Bir şey mi var? Allah kahretsin. Ne
oldu Halit? 1975 yılında Necla Nazır ve Salih Kırmızı ile başrolünü paylaştığı Gençlik Köprüsü filminde oynar. Saadet ve iyilik dolu bir dünyanın var olduğuna inanıyorum. Bundan bir yıl sonra yine Münir Özkul ve Adile Naşit'in muhteşem bir performans sergilediği Aile Şerefi filminde Zeynep karakterinde oynar. Bu kez aşkı Tarık Akan değil, bizi bir yandan kahkahalara boğarken diğer yandan da hüngür hüngür ağlatırlar. Sağ ol. 1977 yılında yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Gülen Gözler filminde yer alır. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar gibi Ertem Eğilmez'in vazgeçilmez oyuncu kadrosunun hazır bulunduğu bu filmde Itresen Yaşar Usta'nın kızı Nedret rolüyle karşımıza çıkar. Bu film Yeşilçam'ın en sıcak, aile bağlarının samimiyetini anlatan bir yapım olarak dikkat çeker. Ne yapayım? Nedret çok üzülüyordu, dayanamadım. Aynı yıl Yeşilçam'ın kadın oyuncularının birlikte oynamak için birbiriyle yarıştığı bir Ferdi Tayfur filmi olan Benim Gibi Sevenler filminde kamera karşısına geçer. Temel Gürsu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu bu filmin oyuncu kadrosunda Sümer Tilmaç, Erol Taş, Abdurrahman Palay gibi deneyimli isimler yer alır. Seven her müşkülü yener diyen sen değil miydin? Hadi yürü. Cennetin Çocukları filminde Ahmet Sezerel, Ekrem Bora ve Münir Özkul gibi isimlerle oynar. Ahmet! Zehra! Canım benim! Canım! Canım! Zehra! Necla Nazır'la birlikte Liseli Kızlar filminde 1978 yılında İrfan Atasoy, Meral Orhonsay ve Zerrin Doğan'la birlikte son Yeşilçam filmi olan Rezil'de oynar. Annem razı oldu. Öğleden sonra seninle konuşmak istedi sevgilim. Evde seni bekleyeceğiz. Bu filmin ardından bir anda sinemadan uzaklaşır. Bunun sebebi ise sinema kariyerim çok geniş olmadı. Bunun sebebi ise 70'lerin sonunda ortaya çıkan erotik film furyası. Reddettiğim halde sürekli bu filmlerde oynamam için teklifler geldi. Hiçbirini kabul etmedim. Milyonlar da verseler kabul etmezdim. Sonra bu duruma çok kızdım ve sinemayı bırakmak zorunda kaldım diye açıklar. Itresen sinemayı bıraktığında henüz 23 yaşındaydı. Bu dünyalar güzeli kadının bu genç yaşta sinemayı bırakması hayretler vericiydi. Birçok oyuncu bu yaşta sinemaya başlarken o bu yaşta sinemayı bırakmak zorunda kalmıştı. Para için erotik filmlerde oynayacak bir karakteri yoktu. Onuru paradan daha değerliydi. Bu denli gözü kara, bu denli güçlü bir kadındı. Itresen birçok kadın oyuncunun aksine tek evlilik yapmıştır. Bu evliliği de Yeşilçam'ın usta senarist ve yönetmenlerinden Yavuz Turgul'la yapmıştır. Itresen'in bu evlilikten Ahmet Turgul ve Nisan Turul adında iki çocuğu oldu. Itresen sinemayı bıraktıktan sonra zamanını çocuklarıyla geçiriyor, onları büyütüyor, eğitim hayatlarıyla ilgileniyordu. Itresen, ben çocuklarım ve annem birlikte üçümüz beraber yaşadık. Aile olmak çok önemli. Çocuklarım olduktan sonra önceliklerim değişti. Ama sinemayı bırakma sebebim çocuklar ve evlilik değildi. Yeşilçam sineması karanlık bir döneme girdi. Ben bir tercih yapmak zorunda kaldım. O tarafta yer alamayacağımı gördüm. Bu dönemi çocuklarımla zaman geçirdim der. Ama sinemayı, kamera karşısına geçmeyi özlemiyor da değildi. Sinemayı bıraktıktan tam 23 yıl sonra 2001 yılında Yeditepe İstanbul dizisiyle ekranlara geri döner. Çemberimde Gülo'ya, Aliye, Yeniden Çalı Kuşu, Sis ve Gece, Arka Sokaklar, Doktorlar, Güneşi Gördüm, Gamsız Hayat, Kördüğüm, Kalbimin Sultanı, Annem, Saygı, Kırmızı Oda gibi dizi ve sinema filmlerinde oynar. Aradan yıllar geçse de Itresen ne gençliğinden ne de muhteşem oyunculuğundan hiçbir şey kaybetmemiş. Sade ve asil duruşuyla herkesi etkilemeye devam etmektedir. İyi ki Yeşilçam'ın bu dünyalar güzeli kadınını tanımış, onun filmlerini izlemiş ve iyi ki sevmişiz onu. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.